Simülasyon Türk'e hoş geldiniz arkadaşlar. An itibariyle Rig'in rol çekilişini başlatmış bulunmaktayız. Facebook sayfamızda bir gönderi var. O fotoğrafı, o gönderiyi arkadaşlar profilinizde herkese açık bir şekilde paylaştığınızda çekilişe katılmış sayılıyorsunuz. Ayrıca bugün Facebook yeni ifadeleri devreye soktu. Yani beğenip paylaşabilirsiniz. Bir hafta boyunca sürecek çekiliş sonucunda bir kişiye Rig'in rol Steam sürümü hediye edilecek. Şu an envanterimde duruyor. Uzun sürede duruyor arkadaşlar. Steam Depo'nun malları diyebiliriz. Hani o şekilde diyebiliriz. Oyun Steam'de aslında 18 TL. Fakat hani haliyle şimdi insanlar eski bir oyuna para vermek istemez. Çok eski bir oyun ve iyi bir oyun. Hala bu özellikler mesela ETS'ye gidi, ATS'de yok. Şimdi bir 15-20 dakika Logitech Drive Force Jet ile, yani direksiyon setiyle Rig'in rolü oynayacağız arkadaşlar. Kasım 2009'da yayınlandı. 2010'da işte zaten herkese yayıldı. Avrupa'ya, Amerika'ya. Amerika'nın batı sahilinde geçiyor. Ben buradan başlatayım görevimi. Şöyle Oakland'dan başlatacağım. Arabam da Freightliner. Şöyle şu şekilde olacak. Bu renkleri falan değiştirmiştim. Sarı yaptım. Ya diğer bölümlerde bunlara değiniriz zaten. Şöyle tamamdır. Başlatalım. İşimizi alacağız şimdi. 2015 yılında geçiyor arkadaşlar. Yine Çeklerin yaptığı bir kamyon oyunu. Bunun babası kim derseniz King of the Road. Hani o efsane bir kamyon oyunu. Bu üçüncü oyunu onların yaptığı. Ardından zaten yenisi gelmedi. Hala bekliyoruz hani gelecek mi diye filan, ama yani SCS bence bütün Çek geliştiricileri topladığı için, hani bünyesinde ya da başka yere gittiği için bu oyunun geliştiricileri pek mümkün değil. Şu an Freightliner Coronado diye bir araba model. ETS'ye gidi, ATS'de yok. Modlamayla geliyor zaten bazı araçlar. Freightliner lisansı da yok. Bekleniyor. Freightliner Centurion'un geliştirildiğini biliyoruz zaten. Açıklamasında görmüştük. Şimdi buradan Sacramento varmış. Bunu alalım. Bu şekilde bilgilerini görebiliyorsunuz. Bunlar yarışlar arkadaşlar. Bu yarışa giriyorsunuz diğer arabalarla. Bir mesafe, hani bir o mesafede en hızlı teslimatı siz yapacaksınız ve iyi para veriyor diyelim. Yine bunda da konvoy var tabi. 4 kişilik bir konvoy var. Ben 3. sırada başlıyorum. Şimdi göreceksiniz. Şimdi Dorsey yukarıdan geliyor. Bu çok garip bir durum. Aşağıdan geldi ya. Yukarıdan gelmedi. Aa, garip. Garip. Yukarıda da şeyler vardı çünkü. Onları taşıyorlar filan. Yani 2009 yılında çıktı. 2015 yılında böyle bir teknolojiyi bekliyorduk filan. Çok garip şeyler. Şu an ikinciymişim ya. Hani işte devam edelim. Ya amaç yarışmak değil ama tabii konvoy var. Haliyle hani insan bir yarışa giriyor burada. Diğer araçlarla hani birlikte buradan çıkan kamyonlarla yarışıyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ya çok güzel bir oyun. Senaryosu var. Senaryosunu da yine ilerleyen bölümlerde oynarız. Şimdi Sacramento hattına sapıyorum. V'ye basıp böyle içeri geçtim. Şöyle kullanabiliyorum da. Burada kabinden dolayı göremiyoruz da diğer modellerde görebiliyoruz tam olarak. Ama şöyle yaparsam olur mu? Bir dakika. Bu şekilde yapalım. Fareyle kameraya bakabiliyoruz da. Açılar vesaire, sürüş biraz daha farklı tabi. Şu an direksiyon setiyle oynuyorum. Hani hassasiyet ve direksiyon ayarı bayağı iyi. Vitesi de ayarladım mesela. Biraz daha sert yaptım çünkü çok boşta olunca haliyle araç hızlandığında kontrol edemiyorsunuz. Hassas dokunuşlar yapamıyorsunuz böyle. Şimdi onu yapmıştım ben daha önce. Test ettim, olmadı, hani gidemedim. Video berbat olacaktı ve yeniden ayarladım. Şimdi trafik var. Trafik sakat ya. Bir dakika. Sacramento attı. Böyle gidiyoruz. Polisler var biliyorsunuz. Polisler bizi kovalayabiliyor. Araçlarımız, dorselimiz asar alıp patlayabiliyor. Çok acayip şeyler var. Aynamız burada. Yani dikkat edin, aynayı bile koparabilirsiniz çünkü bir arabayı hani vurduğunuzda ayna gidiyor, sonra kalıyorsunuz öyle. Sola sinyal verdim. Üçüncüymüşüm arkadaşlar. Bizim kamyonlar bayağı önde çünkü nereden gitti lan onlar? Neyse, geçeceğiz onları ya, sıkıntı yok. Ama şunlar var, trafik var şimdi. Trafik de bayağı ben yükselttim böyle. Geçeceğiz ya, bir boşa alsak. Ya kamyon var, lanet olsun dostum.
Az önce green box perdeyi denedim, yeşil bir perde ayarladım. Store perdenin üzerine taktım. Kamerayı test ettim arkadaşlar. Yani sıkıntı yok. Ama biraz ışık yetersiz, ona bir ek ışık ayarlayacağım. Diğer o çalışma lambasını koyabilirim şimdilik geçici olarak, ama daha açmayacağız tabii ki kamerayı. 30 bin abone olduğunda açmayı planlıyorum. Ya haliyle zaten o zaman birçok değişiklik yapılacak. Sollasam mı diyorum. O dokundum. Polis umarım aramaz bizi ya. Aa, arıyor. Lanet olsun dost. Lanet olsun. Lanet olsun. Wow. İçeriden sürmek çok zor bunu. Aşağıda bizim kamyon görüyorsun, gidiyor. Polis nerede? Polis arkadan geliyor mu? Aşağıda mı yoksa? Vallahi şu an hani kamera açısı nedeniyle biraz sıkıntı yaşıyorum ama eğlenmeye başladım ya, güzel yani. Ya eğlenceli oyundu bu da. Aksiyon vardır hani, bir macera yaşıyorsunuz burada giderken. Direkt binip arabaya, kamyona gitmiyorsunuz. American Truck Simulator ve Euro Truck Simulator 2'de olduğu gibi. İkinciyim arkadaşlar. Diğerleri de önümde. Birinciyi geçeceğim. Ve polis geldi. Ve polis geldi mi? Önüme mi geçti? Mantarım. Yakalayacak beni ya. Çekil. Hayır. Oo, devriyorduk. Doğrusu yattı. Arkadaşlar birinci kamyonu da yakaladık. Geçeceğiz birazdan. Bildiğin aksiyon işte. Ya sonra yakalanacağım ya. Aynı yakalayamıyor. Birinci oldum, hadi bakalım. Oo, iki tane. Evet, birinci oldum arkadaşlar. Colfax değil, Sacramento'ya gidiyoruz. Yalnız bu şeyi artıyor ya bunun. Oo, önüme kıracak bak şimdi, bak önüme kıracak. Müzik de çalıyor arkadan ama siz duyamıyorsunuz tabi. Truck stoplar var hani, şeyler yani, dinlenme tesis diyebiliriz. Orada modifiye edebiliyorsunuz aracı. Oo, vurdum ona. Sıradan gidelim ya. Geliyor. Ya vitesi değiştirirken animasyonlar falan var. Pedallarda animasyonlar falan var. Harika bir oyun. Eskiler bilir zaten bunu. Zaten hani eski oyun... Oo, vurdum araba. Ya da o başkasına vurdu ben ona vurunca. Yan tarafında. Ya bildiğim bir aksiyon oldu ya. Aa, böyle hiçbir şey istememişim aslında ama. Şey, devam edersiniz bu şekilde yola. Bu tür aksiyonlar yaşanıyor. Eski oyunları tanıtacağım. Yani ben... sonuçta bir simülasyon sitesi ve hani bu oyunlar varken video çekilemiyordu bu kadar rahat bir şekilde. Ama hepsine yetişmem zor arkadaşlar. O yüzden hani yani yeni yayıncılar lazım bize. Yani bu kişisel bir yer değil. Ve vurdu. Oo, asar daldı. Oo, yakaladık. Camlar kırıldı. Oo. Bildiğin aksiyon yaşıyoruz şu an. Wow. Ödersek tamam yani. Ya, bayağı ceza kesmiş ya. Evet, cam gitti arkadaşlar. Dur bakayım, arabayı bir inceleyelim dışarıdan değil mi? Ayna duruyor mu? Sol ayna duruyor. Sağ ayna duruyor. Ön cam sağ taraf kırılmış. Pek hasar almamışım ama. Hadi gidelim. Yani çok ya, eski şeylerim canlandı ya, yemin ediyorum. King of the Road, o oyunu yeni işletim sistemlerini çalıştıramıyoruz arkadaşlar. Yoksa ondan video çekeceğiz ama çalışmıyor, lanet olası oyun. Uyumlu değil çünkü. Hani sanal makineyle falan yapsam denedim hani, ama işte yapacağız ama bir çözüm bulacağım. Çok basit bir oyun, hani küçük bir oyun yani, derken basitlik. Hani bir şey istemiyorum, şey grafik hızlandırıcısıyla bir sıkıntı çıkarıyor hani. Mutlaka kullananlar vardır, hani denemeye çalışanlar vardır ama olmuyor. Artrak 18 Vos var diyelim. SCS Software'ın yaptığı. O tamam çalışıyor ama o da biraz sıkıntılıdır mesela. Ama çalıştırabiliyorsunuz, onunla sıkıntı yok, ama o King of the Road çalışmıyor kesinlikle. Bu ondan sonra çıkan oyun ve çok güzel. Yani
Şimdi izleyenler şaşırmıştır, özellikle çocuklar. Yaşı küçük olanla bilmeyenler. Ya çok güzel bir oyun ya. Hani, ama bu oyunda trafik lambaları yok mesela. Öyle bir gariplik de var. American Truck Simulator çıkmadan önce video yayınlamıştık biz. Hatta demiştik hani çıkacak birkaç ay sonra falan. Yani çıkmadı, bir yıl geçti falan. Çıkmadı. Yeni çıktı işte, o da 3 Şubat'ta. Aslında American Truck Simulator bize erken gelmeseydi ve biraz daha geç şey olsaydı, American Truck Simulator azlıkları diye bir video serisine başlamıştık ama işte çıkınca ve erken verilince bize haliyle yarım kaldı o iş. Ama bundan sonra bu şekilde devam ederiz diğer oyunlarla. Şu an güzel bir manzara var, görüyorsunuz arkadaşlar. Silecekleri kapatabiliriz. Grafikler sizi aldatmasın, hani böyle biraz şey duruyor falan. Kesinlikle hani öyle bir hissetmiyorsun. Onunla bir çok güzel bir ortam var burada. Bir kamyonculuğu yaşıyorsunuz burada. Düz vites, otomatik vites seçenekleri var zaten. Her şey var kamyonculukla alakalı. Direksiyon setiyle tabi daha iyi oluyor. Şimdi biz nereye gidiyoruz? M'ye basayım da ben. Hayır dur, tab tuşuna basıyordum, pardon. Sacramento'ya geldik zaten de, düz gideceğiz aynen. Sağdan Los Angeles'a gidiyoruz. Bizim gideceğimiz yer zaten okla gösteriliyor böyle. Renault, aynen bu güzergahta Renault var. Renault Nevada. Nevada ve Kaliforniya. Eyaleti var arkadaşlar. Bu da American Truck Simulator'da bulunmayan birçok şehir var. İşte onlar da harita modları öyle tamamlanır onda. Birinci izlalem 5 tane araç varmış. Story modu da çok eğlenceli ve keyifli. Otostopçu falan da alırız. Bakarız yani işimize. Şanslı kişi bakalım. Ay, hangi kişi artık bu oyunu oynama fırsatını yakalayacak bilmiyorum. Haftaya bugün herhalde belli olur. Yani bir haftalık bir süreç dedik. Yeniden belirtelim hani. Yine video açıklamasından arkadaşlar. Gerekli açıklamaya ulaşabilirsiniz. Yanlış yere gitmiyoruz. Evet, doğru bir şekilde gidiyoruz. Müzik çalıyor bu arada. Onu kapattım galiba. Müzik sesi kısık ama işte telif hakkına falan girebilir buradaki müzikler. Oyunun kendi müzikleri değil ama telif hakkına giren radyo var. Daha önce başıma gelmişti çünkü. Sacramento aynen bu güzergahtan arkadaşım sağa geçiyorum ben. Sinyal falan vermedim. Şöyle depoya gideceğiz. Direksiyonu tamamen ayarlamışım ya, sıkıntı yaşamıyorum şu anda, rahat bir şekilde kullanıyorum. Trafik olmasına rağmen, trafik yüksekte olmasına rağmen. Şöyle sağdan, yok soldan aynen. Aksiyon, lastikler kaydı ya. Aksiyona, aa! What the fuck? Ya Dorse çıkabiliyor demiştik arkadaşlar. Şu an geçiyorlar beni. Ya, Dorse çıkabiliyor demiştik. Hani herhangi bir yanlış bir virajda vesaire sollama yaparsanız yani şu an aynı şey boşuma tekrar geldi ve videodayım. Yani şu an görmeniz lazım aslında beni kamerada ama göremiyorsunuz. Şu an sadece konuşmakla yetiniyorum. O kadar yolu geldim ve Dorse yok. Dorse'yi bir yerde bırakmışım.
Geçen oynarken de başıma geldi. Darbi hani bir Sork'tan dönecektim ve Dorse bir baktım yok. Kalmış orada takılmış. Şu anki Dorse nerede bilmiyorum. Yani Dorse duruyordu arkamda. Nereye gitti? Ahan da orada. Nasıl kalabilir orada diye soruyorum kendime. Evet, doğrusu bildiğin gibi yolun ortasında durmuş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hani yolun ortasında böyle sakin bir şekilde beni bekliyor. Garip bir olay yaşadık yine. Hani aslında amacım hani trollemek vesaire değil ama niye böyle oldu bilmiyorum. Şu an trafikte gidiyorum yavaş bir şekilde. Onlar zaten geçtiler. Ben 5. oldum, sonuncu oldum ve teslim edemedim. Sola döneceğim. Sola da dönemiyorum. Karman çorman oldu bu. Hiç iyi olmadı. Hani 15 dakika falan dedim video olur böyle çok uzun sürmez. Ama bildiğiniz gibi arkadaşlar hani harbiden şey oldu ya. Ha yok buradan gideceğiz. Yirmi dakika da anca bitireceğiz bu videoyu. Hala nasıl oldu inanamıyorum. İşte her şey çok güzel gidiyor demiştim ama meğerse gitmiyor, dostlar arkada kalmış. Çok da uzak değil ama orada bir sollama yaptım ben de nasıl çıktı oradan bilmiyorum. Yani düz bir yol. Garip. Neyse etrafı görmüş oldunuz siz de. Şöyle efektleri görüyorsunuz. Kamera açısı kokpitte arkadaşlar sıkıntı. Aslında bunun nedeni hani o tamamen sıkıntı gerçekten. Keşke geri gelseydim oradan ya. Ama polis arayacaktı beni sonra. Yani şu an Los Angeles'a doğru gidiyorum da o yüzden. Teslim edemedik ya. Konvoya hani konvoyu bitirecektik. Bizi bitirdiler. Sacramento'ya buradan çıkış vardır ya. Bir dönüş olsa yukarı doğru çıksam ha? Yok mu? Manteca'ya kadar gideceğim şimdi ben. Evet bitirdiler görevimi. Evet yani teslimatı yarıda bıraktık. Gittik ya. Acayip bir şey oldu. San Clemente, San Diego diyor. Temel Luko. Ya bu ne lan? Temel Luko diyelim bir şey olsun. Buradan başlayalım o zaman. Yine aynı arabayı mı seçeceğim? Yok, bunu seçeceğim. Argosy. Böyle Nun evinin olsun. Ya vallahi istemeden oldu ama yani oldu yani bir kere yapacak bir şey yok. Kısa bir şey göstereceğim. Onu bir yapmayacağım görevi çünkü bayağı uzun olacak video. İşte girdiniz mi o yola? Yok geri geleceksiniz. Bu sefer de polis arıyor sizi. Öyle sıkıntı yani. Hani Art Truck'ta da öyle. Hani Eight of Steel'de de öyle. Seyircisinin yaptığı. Ters şeritten gidersiniz. Polisin hani o çubuk artıyor. Sonra polis kovalıyor sizi. Geliyor. ETS'ye gidiyor. ATS'de öyle şeyler yok ama ATS'de biliyorsunuz polis özelliği var. Ve kaza yaptığınızda polisin yanında ya da sınırını geçtiğinizde yanıyor böyle ceza kesiyor size. Ama tabi böyle bir aksiyon yaşamıyorsunuz polislerle. Temel Eko'dan şöyle düz gidersek aslında yakın bir yermiş. Gidelim arkadaşlar alalım şunu. Hızlı bir şekilde ben hallederim Dorsey'i sakata çıkarmadan. 25 dakikada biter zaten video. İlk video olduğundan biraz uzun olsun. Hani zaten bilmeyenler falan var. Oyunu görsünler. Ben de çayı içeyim soğumadan. Yani böyle şeyler başınıza gelebilir.
oyunda. ETS'ye gidip mesela siz Dorsey'i çıkarmadığınız sürece, T'ye basmadığınız sürece yani çıkmıyor. Ama Splinter'da da böyle bir özellik getirildi. Römork kopabiliyor. Ama tabii işin en gerçekçi olduğu yer burası. Yani yanlış giderseniz. Şimdi bir dakika kardeşim. Şimdi sağdan Los Angeles North diyor. Tamam, kuzeye doğru gidelim. Şöyle bir özellik, aynı bunu göstermek istemiştim aslında, bunu alacaktım ama unuttum yani öyle bir açığın olduğunu. Gerçi ayrılığını biliyordu, ben uğraşmak istemedim. Şöyle bir animasyon falan var, her şey çok güzel, buradan kullanabilirsiniz. Zaten bu, kokpite geçtiğimde buradan kullanıyorum çünkü daha geniş bir şekilde görebiliyorsun ama aynaları göremiyorsun tabii ki de. Ya eski oyunlar başkadır ya, tadı farklıdır. Hani konuyu kapatalım şimdi, benim Dorsa konusunu kapatalım. Çünkü bildiğiniz sıçtım orada. Sola geçeceğim yine, acaba sıkıntı olur mu? Bak pedalları görüyor musunuz? Tamam, Dorsey burada sıkıntı yok. Miktobil orada diyor. Barstow yine aynı güzergahta, bir sürü Nevada sınırında. O güzergahta devam ediyoruz yolumuza. Şimdi millet başında izlerken şöyle izliyor. Yani her şey çok güzel gidiyor falan. Pat bir geliyorsun teslim al diyorsun, arkada Dorsey yok. Dördüncüyüm de. Ya o düz vites kullanırsam yine attırınca yani vitesi görebiliyorsunuz onu. Radyoyu kapattım. Çok işte böyle bu dönüşler biraz sıkıntı arkadaşlar. Hani sollamalar burada biraz sıkıntı, araç sonuçta hani dorse takılabilir arkaya ve sıkıntı yaşarsınız. Ha, dur la. Ya şöyle bakabiliyorsun ama aynayı göremiyorsun. Şimdi bir dakika. Şöyle ben yani trafikte ne yaptım belli değil. Ha, tam düz gidiyoruz ya. Los Angeles Truckstop diyor, tamam. Biz bu yolda ne yapıyorsun çılgın ya? Kaç şerit lan bu? 6 şerit. Maşallahı var. Şerit değiştirmeleri çok garip. Duruyorlar falan böyle. Gazı köklüyorlar. Egzodan duman çıkıyor falan. Hadi ya, seni mi bekleyeceğiz ya? Akşam olacak. Victorville Barstow güzergahına devam ediyoruz arkadaşlar. Ama acaba siz ya, çok yavaş gidiyorsunuz. Tamam, sağ şerit ama yürü biraz. Hiç çok relaxlar ya, çok rahatlar. Motoru boğduk, motoru. Çekil. Ay egzoza bak be. Uf. ETS'ye giderse sizde yok bunlar ya. ATS şimdi hani tamam, güzel bir güncelleme çıkacak yakında. Güzel şeyler var ama yine bu özellikler yok. Ya insanı unutacak şimdi o ATS'nin. Aha, vurduk. Kaç. Hiçbir şey olmadı. Devam edin yolunuza. Yolunuza devam edebilirsiniz vurduğunuzda. Hiçbir şey olmamış gibi. Ve polis arkadan geliyor yine. Ya lanet olsun ya. Böyle bir şey yok. Aldırmıyor. Ben yolumda gidiyorum ya. Sıkıntı yok. Belki ondan yakalanana kadar Victor bile varırım arkadaşlar. Öyle bir şey yapmıştım. Şöyle bir sol. Bir sağ yapalım. mil diyor bak. Bu normalde 120-130 arkadaşlar. Yani şu an 120 mesela. Zaten hızlı gidiyorum. Oo, geliyor. Ya şeritler çok geniş olunca, yol geniş olunca, birden fazla şerit olunca haliyle yol geniş. Yani nereye kaçacaksın? Nereye kaçıp da hani kurtulacağım bunlardan? Çok sıkıntı. Dorse duruyor mu hala? Duruyor, sıkıntı yok. Ana geldi. Yemin ediyorum. Hadi şuna geçeyim be. Üçüncü olacağım. Bırak gideyim ya. Üçüncü oldum arkadaşlar. Yoluma devam ediyorum. Durmayacağım ya, yemin ediyorum. Kaza yapmadık ya, durmam ha. Sıkıntı olmaz yani.
Truck Stop Victorville. Hala var mı lan yol? Neredeyiz? Az kalmış ama. Oo, trafik daralıyor. Oo, dur 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 dur. Giremez, giremezler ama vuruyor bana ya. Yağmur başladı yine. Ya yollar kaygan arkadaşlar. Aa. El freni bastım ya. Pardon. Arkada kaldık polisler. Gidiyoruz biz yolumuza, devam ediyoruz. 30 dakika oldu yalnız. Sıkıntı yok, yok. Şöyle şöyle. Uf. Uf, kayıyorum. Tut. Şu birinciyi de geçelim arkadaşlar. Uf, nasıl oluyor be? Yağmurda çok başka oluyor ortam arkadaşlar. Araçlar yani sonuçta. Ya şunların yapay zekası iyi yani. Konvoydasınız ya. Yapay zeka iyi yani onun da. Birinci oldum da şunu nasıl geçeceğim? Bir dakika, geçecek beni. Ya çekilsene. Arkadaş çekil. Ezeceğim çekil. Koltuğunu hadi. Uf, o nereye fırladı? Kaydı. Diğerleri kaza yaptı. Neyse, polis beni yakalamaz ya. Geldim sayılır yani. Burada bak. Victorville City şehir sınırına girdik arkadaşlar. Hadi. Arkada bakıyorum. Oo, onlar hiç gelmez. Aa, buradan da saptık mı? Birinciyiz ve polise de yakalanmadık. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Hemen bitireceğim yalnız videoyu. Pat, hemen F9, alt F9. Only. Tamam, only bura. Geçtiler ya, yemin ediyorum kaydık ya. Yağmurlu havadan yerler ıslanmış. Ya ama uzak yerdeymiş ha. Lan 35 dakika video olacak lan. Sağdan. Tam sağdan yukarıda işte. Hala öttürüyor, yemin ediyorum vuracağım lan. Şu solda arkadaşlar, yani kurtardık bak. Sanki kaçak mal taşıyormuşum gibi ya. Oo, aşağıda kaldım. Ya ayette gelemezler. Ha, geldim işte. Polis kovalıyor diye almasınlar lan bunlar bizi içeri. Aha, kurtardık. Tırın gelişine bak ya, yine diyorum. Efsane şu an. Oo, böyle bir foto iyi gider. Yok böyle bir şey. Sanki Meksika sınırını falan geçmişim. Bildiğin. Ve bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Ben çok eğlendim hani harbiden. Diğer oyunlar gibi değil. Sıradan böyle durağan bir şekilde ilerlemiyor oyun. Hoşça kalın.